Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Enes Avcı. Hepiniz 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarih içinde Türk edebiyatı konusunu işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türk edebiyatının dönemlerini ayırıyoruz. İslamiyet öncesi diyoruz, İslami dönem diyoruz. Öyle değil mi? Batı etkisindeki Türk edebiyatı diyoruz. Peki bu sınıflandırmaları neye göre yapıyoruz arkadaşlar? İlk olarak bununla başlıyoruz. Şimdi Türk edebiyatını dönemlere ayırırken kullandığımız bazı ölçütlerimiz var. Nelerdir bunlar? Dil anlayışı, dil coğrafyası, din değişikliği, kültürel değişim ve sanat anlayışı. Hocam bunları ezberleyelim mi? Tabii ki de ezberleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü soru olarak karşımıza gelecek. Hocam bu ezberleri yapması biraz sıkıntı ya falan dediğinizi duyar gibiyim. Rahat olun. Enes hocanızın sizin için güzel bir kodu var. Bakalım neymiş o. Arkadaşlar disk diye kodlayalım mı? Disk. Yani hocam, yanisi şu arkadaşlar. Bakın. Di. 3 tane di'miz var bizim. Nedir onlar? Dil anlayışı, dil coğrafyası, din değişikliği. S'miz nedir arkadaşlar? Sanat anlayışı. K'miz nedir? O da kültürel değişim. O zaman diski atıyoruz zihnimize. Burayı rahat bir şekilde ne yapıyoruz? Ezberliyoruz. Peki hocam, Türk edebiyatını dönemlere ayırırken bu ölçütleri kullanıyoruz ya. Evet. Yani neye göre, nasıl kullanıyoruz biz bu ölçütleri? Şimdi arkadaşlar, ilk olarak dil anlayışıyla başlayalım. Coğrafi ve kültürel değişimlere bağlı olarak ortaya lehçe ve şive farklılıkları çıkıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman Azerbaycan Türk edebiyatı var, Kırgız Türk edebiyatı var. Öyle değil mi? Demek ki dil anlayışı Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden önemli bir tanesi. Sonra ne var arkadaşlar? Dil coğrafyası var. Şimdi burada etkili olan şey nedir? Göçtür arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. İslamiyet'ten önceki dönemi düşünelim arkadaşlar. Şimdi Orta Asya'da göçebeyiz. Öyle değil mi? Doğal olarak ürünlerimize baktığımız zaman arkadaşlar sözlü ürünlerimiz var. Sonra yerleşik hayata geçiyoruz. Yerleşik hayata geçtikten sonra da yazılı ürünleri görmeye başlıyoruz. O zaman dil coğrafyası da önemli ölçütlerimizden bir tanesi. Edebiyata etki ediyor. Üçüncüsü din değişikliğidir arkadaşlar ki buranın en önemli ölçütüdür. Nasıl yani hocam? Ya zaten biliyorsunuz hani dönemlere ayırırken İslamiyet öncesi diyoruz, İslami dönem diyoruz. Bakın kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi İslamiyet öncesine baktığımız zaman Maneizm, Şamanizm, Budizm dinleri etkili, öyle değil mi? O dinlerin etkisini ne yapıyoruz? Biz edebiyatımızda, ürünlerimizde görüyoruz. Biraz sonra bahsedeceğim. Sonra arkadaşlar İslami dönem diyoruz. İslami döneme geldiğimiz zaman arkadaşlar İslami dönemde de o İslamiyet'in etkisini edebiyatta ne yapıyoruz? Görüyoruz. O zaman arkadaşlar din değişikliği önemli ölçütlerimizden bir tanesidir. Geliyorum kültürel değişime. Şimdi arkadaşlar yine İslamiyet öncesine gittiğimiz zaman bozkır kültürü vardı bizde, öyle değil mi? Doğal olarak oradaki o yaşantı bizim edebiyatımıza etki etti. Sözlü ürünlerde o bozkır kültürünü çok net bir şekilde ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Ardından Müslüman olduk, İslamiyet'le tanıştık ve Arap-İran kültürüyle karşılaştık arkadaşlar. Onun etkisini edebiyatımızda hissetmedik mi, görmedik mi? Sonra 18. yüzyıla gelelim. Batı kültürüyle karşılaşıyoruz. Ve edebiyatımıza yine aynı şekilde etki etmiyor mu? Ediyor. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman kültürel değişim de önemli ölçütlerimizden bir tanesi. Ve sanat anlayışı. Arkadaşlar her dönemin belli bir sanat anlayışı var ve burada bazı farklılıklar var ve o farklılıklar doğal olarak ne yapacak? Edebiyatımızı etkileyecek. Şimdi de arkadaşlar Türk edebiyatının dönemleri diyeceğiz. Türk edebiyatını şöyle baştan sona tüm dönemleriyle size aktaracağım. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemiş olayım. Bakın biz bu konuları zaten ilerleyen zamanlarda çok detaylı işleyeceğiz. Bugün sadece genel bir taslak çiziyoruz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar Türk edebiyatımızı biz İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslam etkisindeki Türk edebiyatı ve Batı etkisindeki Türk edebiyatı olmak üzere üçe ayırıyoruz. Sonra İslamiyet öncesinde arkadaşlar sözlü dönem ve yazılı dönem olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Sonra geliyoruz İslam etkisindeki Türk edebiyatına. Arkadaşlar İslam etkisindeki Türk edebiyatını geçiş dönemi, halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere üçe ayırıyoruz. Aynı zamanda halk edebiyatını anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve dini tasavvufi halk edebiyatı olmak üzere üçe ayırıyoruz. Batı etkisindeki Türk edebiyatına geçtiğimizde arkadaşlar orada da karşımıza 5 tane edebiyat geliyor. Nedir onlar? Hemen bakalım onlara.
Tanzimat Edebiyatı, Servet Fünun Edebiyatı, Fecrati Edebiyatı, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. Burayı zihnimize çok iyi yerleştirmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bunların tamamını çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama baştan neyin ne olduğunu bilirsek çok rahat ederiz arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Hadi videoyu durdurun. İlerlemeyin bakın. Durdurun videonuzu. Şu ekranınıza güzel bir şekilde bakın. Ardından burayı tekrar edin. Şimdi deyin ki işte İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisindeki yani İslami dönem bir de Batı etkisi vardı. İşte İslamiyet'ten önce yazılı sözlüydü. Takıldın mı hemen ekranına bir bak neydi diye. Burayı zihnine yerleştir. Tamam şu an ama bu an, şu an yap bunu. Erteleme. Çok güzel bir söz var. Ertelemek zamandan kaybetmektir diye. Eğer ki sen şu an erteliyorsan bak zamandan kaybediyorsun sevgili arkadaşım. Yapma. Peki devam ediyoruz biz. Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla başlıyorum. Şimdi soru 1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ne zaman başladı? Ne bileyim ben? Bilmiyorum arkadaşlar. İlk başlangıcını bilmiyoruz. Peki İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ne zaman bitti? İşte onu biliyorum. Ne zaman? 10. yüzyıl. Bazı kaynaklarda 11 olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Hocam ne oldu? Müslüman olduk. Müslüman olduğumuz için İslamiyet öncesi Türk edebiyatı bitti. İslami dönem Türk edebiyatı başladı. Şimdi hocam buraya bir de destan dönemi demişsiniz. Onu neden dediniz? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Evet buraya destan dönemi dedim. Destan dönemi dememin nedeni bu dönemin ürünlerinden bir tanesi destan ve oldukça fazla yer kaplıyor bu dönemde. O yüzden bu dönemi aynı zamanda destan dönemi olarak da adlandırıyoruz arkadaşlar. Destan dönemini kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Sözlü dönem diyoruz, yazılı dönem diyoruz. Şimdi ilk sorum gelsin. Sözlü dönem ne zaman başladı hocam? Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ne bileyim ben. Ne zaman başladığını bilmiyorum. Peki hocam ne zaman bitti? Arkadaşlar 8. yüzyıl diyeceğim ama aması var. Bakın aması var. 8. yüzyılda sözlü dönem bitmedi ki. Belki sen güzel kardeşim şu an bir şiir yazıyorsun. Ve daha doğrusu şiir yazıyorsun demeyeyim. Bir şiir söylüyorsun. O bir başkasına söylüyor. O bir başkasına söylüyor. Dilden dile aktarılıyor. Ve şu an sen hala sözlü dönemi devam ettiriyorsun. O yüzden aslında sözlü dönem bugün bile devam ediyor. Varlığını sürdürüyor. Ama biz 8. yüzyıl diye niye çizgiyi çekiyoruz? Çünkü 8. yüzyılda yazılı dönem diyoruz. Çünkü artık yazılı döneme geçiyoruz. O yüzden 8. yüzyıl deyip ayırdık. Peki hocam nedir bu sözlü dönem? Şöyle söyleyeyim. Hadi bundan yıllar 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 öncesine gidelim. Çok eskilere gidelim. Yazı yok. Sen komşu çadırdaki işte bir kız var ya da işte yakışıklı bir oğlumuz var fark etmiyor. İşte evleneceksiniz. Ona güzel bir şiir söyledin. Şimdi o şiirimizi duydu kızımız ya da oğlumuz neyse. Aradan yıllar geçti. İşte çocuklarınız oldu. Sonra annemiz diyelim ki babamız annemize yazsın şiiri. Annemiz çocuğumuza o şiiri okudu. Babanız dedi evlenmeden önce bana bu şiiri okumuştu. O bir başkasına, o bir başkasına, o bir başkasına ve bu şekilde ne oldu arkadaşlar? Ürünler dilden dile, dilden dile, dilden dile aktarıldı. Kuşaktan kuşağa aktarıldı. Ve yıllar sonra birileri ne yapıyor? Alıyor eline kalemi, duyuyor onu, yazılı bir hale getiriyor ki o zaten artık yazılı dönemin konusuna girmiş oluyor. Sözlü dönem dediğimiz şey bu arkadaşlar. Ki o dönemde törenler düzenlenirdi. Sığır töreni vardı, şölen vardı, yuğ vardı arkadaşlar. Bunları duymuşuzdur. Sonra bu törenleri yönetenler vardı değil mi? Ozan, Şaman, Kan, Baks, Oyun gibi adlarla adlandırılıyordu. Neyse bu detaylara girmeyeyim. Bunları zaten çok detaylı yeri geldiğinde inceleyeceğiz. Sözlü dönemi ayrı bir başlık altında irdeleyeceğiz. Bugün sadece taslak çıkartıyoruz. Peki hocam sözlü dönemde hangi ürünler vardı? Arkadaşlar sav vardı. Neydi sav? Atasözleri. Bugünkü atasözlerinin karşılığı. Sagular vardı arkadaşlar. Ölen bir kimsenin ardından söylenen şiirlerdi bunlar. Koşuklar vardı. Aşk, sevgi, özlem, hasret gibi konuların anlatıldığı şiirler. Ve destanlar var. Destanlar zaten bu döneme destan dönemi diyoruz. Apayrı bir konu. Zaten ona özel bir parantez açacağız ilerleyen derslerimizde. Sonra ne oldu? Arkadaşlar 8. yüzyıla geldik ve yazılı dönem başladı. Hocam neyle birlikte başladı? Arkadaşlar Göktürk kitabeleriyle başladı. Diğer adı Orhun abideleri. Tamam mıyız? Unutmuyoruz. Diğer bir adı Bengütaşlar. 8. yüzyılda ilk yazılı ürünlerimizi bulduk arkadaşlar. Peki yazılı dönem ne zamana kadar devam etti arkadaşlar? 10. yüzyıla kadar. Hocam ne oldu? 10. yüzyıldan sonra yazıyı mı bıraktık? Hayır yazıyı bırakmadık arkadaşlar. Artık yeni bir döneme giriyoruz.
Çünkü İslamiyet'le tanışacağız. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı başlayacak. O yüzden 10. yüzyıl diye sınıflandırıyoruz. Çizgiyi çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi yazılı dönemi kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Kök Türk dönemi diyoruz, Uygur dönemi diyoruz. Şimdi Kök Türk dönemi dedim arkadaşlar. Baktığımız zaman Tonyukuk yazıtı, Kültigin yazıtı, Bilge Kağan yazıtı diyoruz. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar Orhun abideleri. Tamam mıyız? Orhun abideleri. 3 tane biliyorsunuz taştan oluşuyordu. Onlar. Peki hocam Orhun abidelerinin özelliği neydi? Nerede bulduk biz bunu? Neyin nesidir? Şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Biz Orhun abidelerini Moğolistan'da bulmuştuk. Öyle değil mi? Üç tarafı Kök Türkçe yazılı, bir tarafı Çince yazılıydı. Edebiyatımızdaki ilk söylev, bakın bu sınavlarda soru olarak sürekli karşınıza çıkacak. Edebiyatımızdaki ilk söylev olarak geçer. Aynı zamanda Türk sözcüğünün geçtiği ilk yapıt, bunu unutmuyoruz arkadaşlar, oldukça önemli. Kök Türklerin yeniden kuruluşu anlatılıyor. Türk ulusunun birlik olması gerektiği ne yapılıyor? Burada anlatılıyor. Bizim ilk yazılı ürünümüz Orhun abideleri. Peki sonra Uygur dönemi başlar. Arkadaşlar Uygurlar da normalde Kök Türk devletine bağlı yaşıyorlar. 745 yılında arkadaşlar bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Orada neler var? Şimdi oraya baktığımız zaman orada arkadaşlar Kalyanamkara ve Papamkara hikayesi var. Altun Yarık var. 8 Yükmek var. Irk Bitik var. Hocam bunları ezberleyelim mi? Kesinlikle ezberleyin. Bu sene çıktı. Daha sıcacık bakın. Bu sene sınavda soru olarak geldi. Tamam? Bilmemiz gerekiyor. Burada bilmeniz gereken en önemli şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Din. Nasıl yani hocam? Din ne demek istiyorsunuz? Uygur dönemi eserlerinde arkadaşlar Maneizm ve Budizm dininin etkileri var. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu sakın unutmayın. Önemli bir bilgi. Zaten az önce de anlattım arkadaşlar. Yazılı dönem ne zaman başlar? 8. yüzyılda. Ne ile başlar? Hemen yazalım buraya. Orhun abideleri ile başlıyor. Şimdi bazı kaynaklar arkadaşlar 6. yüzyıldan başlatır. Neden 6. yüzyıldan başlatır? Çünkü Orhun abidelerinden daha eski elimizde yazılı bir ürünümüz var. Nedir o? Evet duyuyorum şu an. Yenisey yazıtları diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Yenisey yazıtları var arkadaşlar. Nedir hocam bu? Arkadaşlar Balbal olarak da geçer. Tarihten bilirsiniz bunu muhtemelen. Şimdi mezar taşları var. Evet ama yazı da var üzerinde. Ama arkadaşlar bir metin oluşturacak kadar gelişmiş değil. O yüzden ilk yazılı ürünlerimiz Orhun abideleridir. 6. yüzyıldaki Yenisey yazıtları değildir. Ama hani testlerde falan görürsünüz. İşte 6. yüzyıldan başlatabilir yazılı dönemi. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun arkadaşlar. Peki hocam ilk şairimiz kim bizim? Arkadaşlar adı bilinen ilk Türk şairi Aklın Çortigin'dir. Bunu unutmayın. Uygur dönemi. Sakın ama sakın unutmuyoruz. Uygur dönemi şairimiz Aklın Çortigin adı bilinen ilk Türk şairidir. Bakın sınavlarda şu soruyla çok karşılaşacaksınız. Hangi soru hocam? İşte hangisi daha eski bir döneme aittir deyip isimler verecekler size. Ya bizim bildiğimiz elimizdeki ilk şair belli. Aklın Çortigin. O zaman cevap ne olacak? Sürekli bu olacak. Lütfen bunu da unutmayın. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndan sonra arkadaşlar İslami dönem Türk Edebiyatı'na geçeceğim. Fakat geçiş dönemi Türk Edebiyatı diye bir dönem çıktı benim karşıma. Neden? Çünkü arkadaşlar direkt çat diye ben İslami döneme geçemem. Bir anda hemen Müslüman oldum tamam benim edebiyatım da hop o doğrultuda ilerlesin. Yok böyle bir dünya. Bir sakin sakin yavaş yavaş edebiyata etkisi zaman alacaktır. Yani şöyle bir tarihsel süreçten bahsedeyim size. Sizler şöyle bir yaslanın geriye. Bir dinleyin bakalım neler varmış tarihsel süreçte. Gerçi biliyorsunuzdur ama yani 751 yılında Talas Savaşı var. Kim savaşıyor? Bir tarafta Araplar, diğer tarafta Çinliler. Değil mi? Bunlar savaşıyorlar. Peki biz Arapların yanında yer alıyoruz. Niye onların yanında yer alıyoruz? Çünkü ileride Müslüman olacağız. Yok bundan değil arkadaşlar. Bizim de çıkarlarımız var. Çıkarlarımız doğrultusunda biz Arapların yanında yer aldık. Sonra ne oldu? Araplar Müslüman. Baktık ki onların dini bizim için gayet uygun. Sonra biz de Müslüman olmaya başladık. Öyle değil mi? İlk Müslüman Türk topluluğu kim? Karluklar. İlk Müslüman Türk devleti kim? Karahanlılar. Öyle değil mi? Şimdi Müslüman oluyoruz yavaş yavaş. Bir taraftan da arkadaşlar zamanla edebiyatımızda etkilenmeye başlayacak. İşte tam bu arada kalan dönem geçiş dönemidir. Ne zaman? 11. yüzyıl, 12. yüzyıl. Peki bu dönemde neyi görüyoruz arkadaşlar? İslamiyet öncesiyle İslami dönemin kaynaşmasını görüyoruz. Bu dönemde neyi görüyoruz arkadaşlar?
Uygur alfabesi ile geçmişten gelen Arap alfabesinin kaynaşmasını görüyoruz. İkisini bir arada kullanıyoruz. Bu dönemde neyi görüyoruz? İslamiyet'ten önce kullandığımız dörtlükle bu dönemde karşılaştığımız Müslüman olduktan sonra beyitin bir arada kullanıldığını görüyoruz. Bu dönemde ne görüyoruz? İslamiyet öncesinde hece ölçüsü kullanıyorduk. Bu döneme geldiğimiz zaman, İslami dönemden bahsediyorum. İslami döneme geldiğimiz zaman aruz ölçüsünü kullanıyoruz. Geçiş döneminde yine ikisini harmanlıyoruz. Yani hem hece ölçüsü kullanıyoruz hem aruz ölçüsünü ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Peki hocam, bu dönemde hangi eserler var? Arkadaşlar ilk olarak Kutadgu Bilig var. Nedir bu eser? Arkadaşlar Yusuf Has Hacip tarafından yazılan, mutluluk, saadet veren, bilgi anlamına gelen ilk yapıtımız. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı'nın ilk yapıtı. Bakın burayla ilgili şöyle sorular da gelir. İşte aşağıdaki yapıtlardan hangisi işte daha eski bir döneme aittir tarzında sorular da geliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman tamam Orhun abideleri onu gördük. Ama yapıt anlamında ilk yapıtı ne yaptık arkadaşlar? Yapıt anlamında derken işte artık yazılı bir kitap anlamında ilk olarak Kutadgu Bilig'i görüyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Unutmuyoruz. O zaman biz buna ilk İslami eser diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser diyebilir miyiz? Deriz. Mesnevi nazım şeklinin kullanıldığı ilk eser diyebilir miyiz? Deriz. Arap alfabesinin kullanıldığı ilk eser diyebilir miyiz? Deriz. Ondan sonra beyit kullanılan ilk eser diyebilir miyiz? Deriz. Bünyesinde birçok ilki barındırır. Hemen ardından Divan-ı Lügati Türk gelir arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu. Nedir hocam bu? Arkadaşlar bu arada bu eserleri ya da bu dönemi ilerleyen zamanda çok detaylı işleyeceğiz. Bakın şu an özet geçerek ilerliyoruz. Türk Edebiyatı'nın genel dönemlerini zihninize yerleştirmeye çalışıyoruz. Divan Lügati Türk Kaşgarlı Mahmut yazıyor. Araplara Türkçeyi öğretmek, Türkçenin de Arapça kadar gelişmiş zengin bir dil olduğunu kanıtlamak için bu eseri yazıyor. Bunun vurucu bir özelliği var. Nedir o? İlk sözlük. İlk sözlük unutmayalım. Ardından Atabetül Hakayık. Ardından Divan-ı Hikmet gelir arkadaşlar. Bunlar da geçiş döneminin önemli eserleridir. Atabetül Hakayık'ı kim yazmıştır? Edip Ahmet Yükneki yazmıştır. Divan-ı Hikmet'i kim yazmıştır? Ahmet Yesevi yazmıştır. O zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Zihnimize yerleştiriyoruz. Bakın hemen öğreniyoruz. Geçiş döneminde 4 tane eser var. Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügati Türk, Atabetül Hakayık ve Divan-ı Hikmet. Attık bunu da zihnimize. O zaman artık haydi Müslüman olalım. Geçelim artık. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı. Şimdi arkadaşlar İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı 11. yüzyılda başlar. 19. yüzyılda ise sona erer. İki koldan ilerler İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı. Bir tanesi Divan Edebiyatı dönemidir. Diğeri ise Halk Edebiyatı dönemidir. Bakın arkadaşlar burada çok yanlış bir bilgi var. Ya öğrencilerimiz genelde zihnini öyle yerleştiriyorlar. Hani şöyle düşünüyorlar. İşte divan edebiyatı bitiyor ardından halk edebiyatı başlıyor. Ya da halk edebiyatı bitiyor ardından divan edebiyatı başlıyor. Hayır arkadaşlar. İkisi de aynı anda devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman bakın arkadaşlar. Divan edebiyatı dönemi 13. yüzyılda başlıyor. 19. yüzyılda bitiyor. Halk edebiyatı 13. yüzyılda başlıyor. 19. yüzyılda ne oluyor arkadaşlar? Bitiyor. Hocam siz İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını 11'de başlattığınız ama diye itiraz edebilirsiniz şu an. Bahsettiğim ya arkadaşlar o geçiş süreci var. Az önceki anlattığım. O yüzden. Peki şimdi baktığımız zaman 13'te başladı 19'da bitti. Halk edebiyatı 13'te başladı 19'da bitti. Hatta halk edebiyatının belli bir kısmı daha bitmedi. Ondan bahsedeceğim. Şimdi yani biri bitip diğeri başlamıyor arkadaşlar. Aynı dönemde devam ediyor. Ha aradaki fark ne? Aradaki fark şu arkadaşlar. Divan edebiyatı biraz daha ağır. Biraz daha soyut. Biraz daha arkadaşlar saray kitlesine hitap eden edebiyat. Ki divan edebiyatı için biz saray edebiyatı diyoruz. Yüksek zümre edebiyatı diyoruz. Salon edebiyatı diyoruz. Bakın biraz daha elit, aydın, üst kesime hitap eder. Ama halk edebiyatı bildiğimiz halka hitap eder. Aynı anda gelişen iki edebiyat. Şimdi bizim divan edebiyatımız 13. yüzyılda Hoca Dehani ile başlar. 18. yüzyılda Şeyh Galip ile sona erer. Fakat 18. yüzyılda Şeyh Galip ile sona erer derken son büyük sanatçısı Şeyh Galip'tir. Çünkü Şeyh Galip'ten sonra da divan edebiyatı devam ediyor. Biraz daha böyle mücadelesini veriyor ama böyle çok büyük bir sanatçısı da yoktur. Baktığımız zaman arkadaşlar kurucusu Hoca Dehani'dir. İşte Arapçanın Farsçanın etkili olduğu bir dönem dil oldukça ağırdır. Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılır. Nazım birimi genellikle beyittir, soyuttur, mazmunlar vardır vesaire. Divan edebiyatı. Halk edebiyatına baktığımız zaman arkadaşlar kendi içinde üçe ayırıyoruz. Bunlardan birincisi anonim halk edebiyatı. Nedir? Anonim dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Söyleyeni belli değil. Yani ürünlerin
yazarlarını biz bilmiyoruz. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz anonim halk edebiyatı diyoruz. Hocam ne var? Mesela Mani, Ninni. Öyle değil mi arkadaşlar? Masal. Bilmiyoruz bundan ilk kim söylemiş. Anonim halk edebiyatı diyoruz. Sonra aşık edebiyatı var. Hani Ozan diye hitap ederiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ellerinde saz vardır böyle tın 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 çalarlar. Koşma semayı varsa destan söylerler. Aşık edebiyatı. Sonra tekke tasavvuf edebiyatı var arkadaşlar. Ahmet Yesevi direkt aklımıza geliyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ahmet Yesevi'nin başlattığı, daha sonra onun öğrencilerinin devam ettirdiği, özellikle dini öğretilerin aktarılmaya çalışıldığı, tasavvufi öğretilerin aktarılmaya çalışıldığı bir edebiyat. İlahi, nefes, nutuk, devriye, şatiye onların olduğu bir dönem. Peki, burayı da ne yaptık arkadaşlar? Zihnimize yerleştirdik. Ki az önce bahsettiğim tarihsel süreçle ilgili notumu da buraya tekrardan düşmüş olayım arkadaşlar. İslami dönem Türk Edebiyatı'nın başlamasında etkili olan faktör Talas Savaşı'dır. Tarihte İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti ise Karahanlılar'dır. Bir kez daha tekrar edip pekiştirmiş olalım. Ve geldik Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'na arkadaşlar. 1860'da Tanzimat dönemi edebiyatının başlamasıyla başlayan süreçten bahsediyoruz. Şinasi ve Agah Efendi ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'i 1860 yılında çıkartır ve bunu biz Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının başlangıcı kabul ederiz arkadaşlar. Peki Batı etkisindeki gelişen Türk edebiyatının başlamasında oldukça önemli olan bir faktör var. O nedir? Arkadaşlar o da Tanzimat Fermanı'dır. Tamam mıyız? Bunu da unutmayalım lütfen. Peki Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında biz hangi dönemleri göreceğiz? Hangi edebiyatları göreceğiz? Arkadaşlar ilk olarak Tanzimat dönemi edebiyatını göreceğiz. İlklerin dönemidir. Ardından Servet Fünun dönemi edebiyatını göreceğiz. Burada daha ziyade böyle Fransız edebiyatından ciddi anlamda etkilenip biraz daha İstanbul'u merkeze aldığımız, Anadolu'ya kapılarımızı kapattığımız, özellikle Fransızca, Arapça, Farsça sözcüklerin ciddi anlamda dilimizi işgal ettiği bir dönem. Ardından Fecrati edebiyatını göreceğiz, Fecrati toplumunu göreceğiz ama Servet Fünun'un bir nevi devamı, çok fazla bir şey yapamayacaklar. Zaten çok kısa görüyorsunuz. 1909-1911 diyoruz. Ya orada bir 2 sene, 3 senelik bir hayatta kalabilmişler. Ardından arkadaşlar milli edebiyat dönemini göreceğiz. Ömer Seyfettin çıkacak masaya yumruğunu vuracak. Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp ile birlikte diyecek ki Servet Fünunculara, Fecraticilere kızacak onlara. Diyecek ki ya arkadaşım ne yapıyorsunuz siz diyecek. Ya biz Türk'üz diyecek. Siz gittiniz Arapça, Farsça, Fransızca doldurdunuz dilimizi. Aynı zamanda sadece İstanbul'u anlatıyorsunuz. Anadolu'da insanlar Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor. İnsan Anadolu'yu anlat. Kendi halkını anlat diyecek. Kendi dilinde anlat, Türkçe'de anlat diyecek. Ve milli edebiyat dönemi başlayacak. 1911'den 1923'lü yıllara kadar. Sonra arkadaşlar. Sonra Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı başlayacak 1923 yılında. Ve o edebiyat bugün hala devam edecek, devam ediyor arkadaşlar. Son olarak bizim edebiyat tarihçilerimiz ve onların eserleri var. Bu eserleri ezbere bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben en önemli olanları buraya çıkarttım. O yüzden buradaki eserleri mutlaka ezberliyoruz arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar Fuat Köprülü'nün yazmış olduğu Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi ve Türk Saz Şairleri Antolojisi. Üçü de Fuat Köprülü'ye aittir. Bilmemiz gerekiyor. Sonra İsmail Habip Sevük Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihini yazıyor. Nihat Sami Banarlı Resimli Türk Edebiyatı Tarihini yazıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihini yazıyor. Ahmet Kabaklı Türk Edebiyatı'nı yazıyor. Vasfi Mahir Kocatürk Türk Edebiyatı Tarihini yazıyor. Abdülbaki Gölpınarlı Yunus Emre ve Tasavvuf adlı eseri yazıyor. Buradaki arkadaşlar edebiyat tarihçilerimiz ve eserleri oldukça önemli. O yüzden burada da videomuzu bir durdurun. Geçmeyin. Hemen bunları da zihninize atın ya da not alıyorsanız oraya not alın. Ardından arkadaşlar geçebilirsiniz. Geçseniz de zaten daha ileri gitmiyoruz çünkü konumuz bitti arkadaşlar burada. O zaman ne diyelim? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.